fon dünyasıyla karşınızdayız. Yatırım fonlarındaki son tabloyu konuşacağız. Artık yatırımcı sayısının 5 milyonu aştığı bir tablodan bahsediyoruz. Ve yatırım fonlarındaki portföy değerinde de hızlı bir yükselişin olduğunu, hatta bu rakamın 4 trilyon lirayı aştığı bir tablo. Özellikle son ayda hisse senedi fonlarından 3 milyar lira çıkışın olduğu tabloda bu yılın parlayan yıldızı para piyasası olmuştu. Tabii bu hafta merkezin faiz kararı var. Yarın gözler Merkez Bankası'nda olacak. Bir yandan likit de fazlasının devam ettiği bir tabloyu konuşuyoruz. Gecelik piyasa faizleri politika faizinin altında. Dolayısıyla buradaki tablo repo ve ters repo tarafını doğrudan etkilediğinden para piyasasındaki fonlarda da direkt olarak karşımızda etkilerini beraberinde getiriyor. Son haftalarda bir miktar para piyasası fonlarında getirilerin yönünü aşağıya çevirdiğini görüyoruz ama bu yıl ilgi büyüktü. Mevduat alternatif olma özelliğiyle öne çıkmıştı ve bu yıl para piyasası fonlarına 600 milyar liranın üzerinde bir para girişinin yaşandığını da takip ettik. Şimdi önce o tabloyu paylaşacağız. Ardından hangi yatırım fonlarında ilginin büyük olduğunu konuşacağız. Dönemin konjonktürüne ilişkin de hangi fonları yatırımcı tercih etmeli, hepsini ele alacağız. Önce yatırım fonlarında bu yıl para girişleri diyelim. Hemen o grafiğimizi ekranlarınıza getirelim. Hisse senedi fonlarından son bir ayda 3 milyar liralık bir çıkış olduğundan bahsettik. Geçtiğimiz hafta 1.2 milyar liralık bir girişin olduğu tablo karşımızdaydı. Ama bir yandan serbest döviz fonlarında da bu yıl girişin olduğunu takip ediyoruz. Ve en fazla kazandıran yatırım fonlarında bu yıl kıymetli maden öne çıktı. %80'den fazla getirden bahsediyoruz. Son bir yıllık tabloda enflasyonun üzerinde bir getiriyi görüyoruz. Borçlanma araçları yine göz önünde. Buraya olan ilgi devam ediyor. Enflasyondaki düşüş hikayesinin aslında yarattığı tabloyla dipsler tarafına, özel sektör borçlanma araçları tarafında da yine yoğun bir ilginin gerçekleştiğini takip etmiştik efendim. Ve özellikle dönemin konjonktürüne ilişkin fon yatırımı seçiminden bahsettik. Ama işte özellikle faizlerin yönünü yukarı çevirdiği tabloda para piyasası fonlarında 609 milyar liralık bir giriş var dedik. Serbest döviz fonlarında bu rakam 517 milyar lira. Serbest katılım fonlarına 60 milyar liralık bir giriş varken hisse yatırım fonlarına bu yıl 47 milyar liralık bir giriş yaşandı. Ama işte bu rakamın özellikle son bir ayda bir çıkışa işaret ettiği tablodan da yine bahsediyoruz. Bir de portföy büyüklüğüne göre fon yatırımcı sayısını ele alalım ve hemen profillerine bakalım fon yatırımcılarının. 1 milyon lira üzeri portföye sahip yatırımcı sayısı 332 bine yükseldi. Yaklaşık 5 ay öncesinde bu rakamın 175 bin kişilerde olduğunu takip ediyorduk ve ciddi bir artış olduğundan bahsediyoruz. 1 milyon lira üzeri yatırımcının portföy büyüklüğü de 3.62 trilyon lira seviyesinde. Toplam fon büyüklüğü zaten portföy büyüklüğü yaklaşık 4 trilyon lira. Ve yine MKK'nın paylaştığı risk portföy dağılımına göre profilde ise 3.90 trilyon lira. Dolayısıyla bu rakamın yine fon yatırımcı sayısının %6'sının toplam fon portföy değerinin %92'sine sahip olduğuna yine rakamlarda takip ettiğimizi söyleyelim. Bir de 1 milyon lira üzeri portföye sahip yatırımcı sayısına hemen bakalım. O grafiği ekranlarınıza taşıyalım. Çünkü 332 bin kişilik bir rakam vardı dedik. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında, 2023 Eylül'de bu rakam 115 bin kişiye işaret ediyordu. Ve son dönemde hisse senedi fonlarından çıkışın olduğu tabloda hem yatırım fonlarının hem de emeklilik fonlarının hisse oranlarını da aşağıya çektiğini takip etmekteyiz ki Borsa İstanbul'u baskılayan faktörlerde yabancı yatırımcı da yine konuştuğumuz başlıklardan biriydi. Bu yıl 2.3 milyar dolarlık bir satışı vardı yabancının. Bankalar tarafındaki düşüşte özellikle bunu değerlendiriyorduk ama bir de hem yatırım fonlarındaki hem de hisse fonlarındaki hisse oranlarına bakalım. O grafiği ekranlarınıza taşıyalım. Sonrasında yorumlar ve değerlendirmeler almaya gideceğiz. Yatırım ve emeklilik fonlarındaki hisse oranlarında %17'den %8.9'a düşen oranı yatırım fonlarındaki hisse oranında gördük. Emeklilik fonlarında bu rakam Temmuz'da 29.2 idi. Şimdi 24
44.1'e geliyor. Borsa İstanbul'a yabancı takas oranının da 138.1 seviyesinde gerçekleştiği bir tablodan bahsetmek mümkün. Peki bu yılın ana teması nasıl şekillendi? Bundan sonra yatırımcı hangi fonları tercih etmeli? Hepsini konuşacağız. Rota Portföy Yönetimi Direktörü Kerem Aksoy bizleri bekliyor. Kerem Bey, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle bu yılın temasından bahsettik. Parlayan yıldız para piyasası fonlarıydı ama serbest döviz fonlarında da bir ilgi. Katılım fonlarına da ilgi. Hisse senedi fonlarında tablo biraz daha çekimser kalmıştı ama sizden dinleyelim. Hem nasıl bir dağılım vardı hem de bundan sonra acaba yatırım fonlarında yatırımcı hangi tarafta kendini pozisyonlandırmayı tercih edecek? Evet, yani yılın başına döndüğümüzde aslında ilk 6 aylık özellikle hisse senedi performansına baktığımızda oldukça iyi bir hisse senedi performansıyla karşı karşıyaydık. Özellikle yerel seçimlerden sonraki o 2-3 aylık süreçte ciddi anlamda endekslerin yukarıya doğru performans gösterdiği, bunun yanında da hisse senedi yoğun fonların ciddi anlamda ayrıştığı bir aslında konjonktür bizi desteklemişti. Onun ardından tabii özellikle politika faizinin ciddi anlamda yukarılara doğru gitmesiyle beraber Mayıs-Haziran ayları itibariyle likitte kaybının da yavaş yavaş baş göstermeye başlamasıyla, yani görünmeye başlamasıyla diyelim, hisse senedi tarafındaki potansiyelin yavaş yavaş aşağıya geldiğini, çünkü yukarıda ciddi anlamda işte 50 gibi duran bir politika faizinin alternatif yatırım ürünlerinde, özellikle sabit getirili tarafta ciddi bir alternatif yarattığını ve bunun da etkilerinin yavaş yavaş çekilmekte olan likiditeyle beraber hisse senedi piyasalarına olumsuz yansımasını gördük. Son 3 ayda açıkçası MSCI gelişmekte olan ülke endekslerine göre baktığımızda özellikle Türkiye endeksi dolar bazında %22,5 kötü performans göstermiş durumda. Bu bizi yılbaşından bugüne elimizde sadece %8'lik dolar bazında bir performans kalmasına yol açtı baktığımızda. Belli rasyolara baktığımızda, işte özellikle fiyat kazanç rasyosuyla bizim gelişmekte olan ülke sepetine göre kıyasladığımızda, yanılmıyorsam 3. veya 4. defa tarihimizde %55'in üzerinde bir diskontoya sahip an itibariyle. Fakat ileriye dönük hisse senetleri tarafında bir ışık var mı diye bakacak olursak, ana hikayemiz olan makro taraftaki hikaye bir türlü normal istenilen ve arzu edilen rotaya girmediği için maalesef şu anda o tarafta ciddi bir aslında hikayenin oluşma ihtimalini pek olası görmüyoruz açıkçası. Dolayısıyla sabit getirili enstrümanlar havuzunda işte para piyasası fonlarının, özel sektör tahvil ve bono fonlarının bir miktar daha yılın sonuna kadar hala ön planda kaldığı, buna özellikle altın, kıymetli metaller tarafında altın ve gümüşün yine eşlik edebileceği bir aslında böyle bir yatırım fonları sepeti gibi düşünebiliriz. Bir de tabii serbest döviz fonlara parantez açmak lazım. Orada da yatırımcıların özellikle gerek yılbaşından bugüne net büyüme rakamlarına, gerekse de yine son bir ayki net büyüme rakamlarına baktığımızda serbest döviz fonları olan ilgini arttığını gözlemliyoruz. Serbest döviz fonlarında tabii klasik olarak bildiğimiz Eurobond fonlarının, yani durasyonu, vadesi biraz daha uzun olan Eurobond fonlarının yanında kısa vadeli, böyle günlük giriş çıkışların da olduğu serbest döviz fonlarına olan ilgi de son zamanlarda özellikle ciddi anlamda artmış durumda. Dolayısıyla böyle bir işte serbest döviz fonlarının olduğu, kıymetli metallerinin olduğu, özel sektör tahvil ve bonolarının olduğu ve yine para piyasası fonlarının portföy içerisinde yer aldığı bir sepetten an itibariyle yıl sonuna kadar bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. Parlayan yıldızı para piyasası fonları dedik. 609 milyar liralık bir giriş rakamını paylaştınız. Mevduat alternatif olma özelliğiyle birçok avantajı öne çıkmıştı. Günlük nakde dönebilmeniz, tatillerde bu paranın getirisinin işliyor olması. Bir yandan küçük bakiyeli yatırımcı grubu açısından da tercih edildi. Bunu Merkez Bankası'nın paylaştığı grafiklerde de, enflasyon raporu sunumunda da görmüştük. 100 bin lira altı bakiyeye sahip yatırımcı grubu için para piyasası fonlarında
%60'larda faizlere erişmenin mümkün olduğu dönemleri bileşikte de konuşuyoruz ama mevduatta bu pek de mümkün değil. Çünkü mevduatta bakiyenize göre değişen bir getiri oranından bahsediyoruz. Son dönemde de ters repo repo tarafının likitte fazlasıyla aşağıya gittiği ortamda günlük bir miktar para piyasası fonlarında getirilerin aşağıya çekildiğini konuştuk ama hem orada bundan sonra neler beklemek lazım orayı konuşalım. Bir de yarın merkezin kararı var. Bir likitte sterilizasyon adımı beklemek lazım mı? Olursa bunun PPF'lere yansıması acaba nasıl olacak? Evet, yani bu önemli bir konu. Bir kere son 1-1,5 aylık sürece baktığımızda piyasadaki likitte fazlasının 300-400 milyar TL'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Daha öncesine baktığımızda bunu Merkez Bankası'nın gerek zorunlu karşılık adımıyla piyasadan net bir şekilde para çekerek sonlandırdığını, bunun yanında da tabii depo alım ihaleleriyle bunu desteklediğini gördük. Fakat son 1-1,5 aylık süreç bize koridorun üst bandı olan 53'lerden artık overnight faizlerin 49 hatta 48-49 bandına kadar gevşediği bir atmosfere doğru geldiğimizi gösteriyor. Bu da tabii doğal olarak yansıması para piyasası fonlarında bakiyelerinin çoğunu gecelikte satan özellikle para piyasası fonlarında bir miktar getirilerde düşmeye yol açtı. Fakat hala daha tabii oranın işte 48-49 bandında kaldığını, zaman zaman 50'ye dayandığını, bunun da bileşiğini aldığınızda yaklaşık işte yine hala %61'li, %62'li seviyelere ulaştığımızı söyleyebiliriz. Yarın Merkez Bankası'nın tabii kararı muhtemelen faizleri sabit bırakacaktır. Sterilizasyonla ilgili bir ekstra bir cümle geçeceğini zannetmiyorum. Ama yılın sonuna kadar olan süreçte bence bir miktar daha böyle 50 seviyesinin üzerine doğru overnight faizleri taşıma noktasında depo alım ihalelerinin artabileceğini açıkçası görebiliriz diye düşünüyorum. Burada temel tabii hikayemiz enflasyon konusunda özellikle gerek hizmet enflasyonu konusu gerek kira artışları tarafı gibi böyle bizim bir türlü katılığını çözemediğimiz taraf önemli olacak diye tahmin ediyorum. Oralara ilişkin ne şekilde yorumlar yapılacak konusu önemli. Artı tabii yani muhtemelen sterilizasyon hamleleriyle ilgili de bir soru setiyle karşılaşacaktır Merkez Bankası diye tahmin ediyorum. Ama günün sonunda bir kere Ekim-Kasım-Aralık aylarındaki enflasyon merkezin arzu ettiği patika %1,5 fakat piyasa beklentileri bir miktar daha onun üzerinde konumlanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla orada hala bir beklenti setiyle Merkez Bankası'nın yönlendirme arasında bir fark olduğunu görüyoruz. Ekim enflasyonu kritik olacaktır. Oradan alacağımız rakamın Kasım ve Aralık aylarına yansıması ve varlık fiyatlarına yansıması tabii ki farklı olacak. Ama sterilizasyonun boyutu arttıkça yani Merkez Bankası likiditeyi çektikçe bunun para piyasası fonlarına yansımasının olumlu olacağını ve getirilerinin özellikle günlük getirilerinin tekrar yukarıya doğru çıkacağını söylemekte fayda var. Piyasa faizleri de para piyasası fonlarındaki getirinin belirlenmesinde özellikle bileşik tarafta oldukça önemli oluyor. %47 ile %53 arasında bir bandın olduğunu da takip ediyoruz. Hisse senedi fonları diyelim mi Kerem Bey? Orada özellikle son bir ayda 3 milyar liralık bir çıkışın olduğundan bahsettiniz. Ve son tabloya baktığımızda %20'den fazla düşüşlerin olduğunu görmüştük. 200 günlük hareketli ortalamanın altı dedik. Alternatif getiri araçları var. Mevduat faizi, para piyasası fonları da bunun arasına dahil dedik ama yatırımcı nezdinde yabancı yatırımcının 2.3 milyar dolarlık satışını konuşurken bir de hem emeklilik fonlarının hem de hisse senedi fonlarının hisse oranlarına baktığımızda Temmuz'dan bu yana gerilemenin olduğunu da takip ediyoruz. Bu yatırım fonlarındaki oran Temmuz'da hisse oranı %17 iken şimdi 8.9'da. Emeklilik fonlarında bu rakam 29.2 idi. 24.1'e geldi hisse oranı ki devlet katkısı %30'luk katkı payıyla aslında iyi bir tablo vardı. Hisse oranları %29'un üzerine çıkmıştı ama azalmış. Nasıl okumak lazım hisse senedi fonlarındaki gidişat? Evet, yani bir kere hisse senedi tarafında artık bugünden önümüze baktığımızda görmüş olduğumuz iki bence temel faktör var. Bunlardan bir tanesi hala da makro tarafta enflasyon konusunda arzu edilen patikaya ulaşılamaması ve özellikle Eylül enflasyon rakamlarının beklenenin çok üzerine gelmesinden sonra bir satış dalgasıyla daha karşılaşmış olmamız bence buradaki önemli etkenlerden bir tanesi.
İkinci olarak da açıkçası jeopolitik gerginliklerin tırmanarak devam ediyor olması, coğrafi olarak bize çok yakın olan bir atmosferde bizim endeksleri iyiden iyiye etkiledi diye görüyoruz. Bunun yanına bence sıralayacağımız bütün alt başlıklar bir miktar daha böyle aslında düşüş sonrası gelen açıklamalar olarak bir miktar daha karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi gerek bireysel emeklilik fonlarında gerek yatırım fonlarında hisse senedi tarafından çıkışların yavaş yavaş başladığını da son 3 aylık süreçte gördük. Bunun nedeni aslında şu, yani hisse senedi fonlarında durarak bir de alternatif maliyetiniz oluşuyor. Ve bunu da artık görmek istemeyen portföy yöneticileri ya da yatırımcıların kurumsal ve bireysel tarafta iyiden iyiye kendini tekrar böyle güvenli tarafa atmaya çalıştığı bir atmosfer içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu tarafta bizim yeniden hisse senetleri tarafına bakış açımızı değiştirebilecek ne olabilir diye baktığımızda en majör taraf bence makro veri seti. Ama onun altında böyle minor olarak belki kısa vadeli beklentileri iyileştirebilecek olan sonuçlar ve temel etkiler olabilir. Bunlardan bir tanesi İşte piyasa dinamiklerinin tekrar eskiye yakınsaması, ne demek bu? İşte açığa satış yasağının kaldırılması, swap limitlerinin bir şekilde gevşetiliyor olması ve piyasanın likiditesine olan katkının bir miktar daha artıyor olması piyasaya kısa vadede pozitif etki edebilir. Ama orta uzun vade bence makro ödevler hala daha yukarı tarafta görmemiz ve gözetmemiz gereken bence yegane faktör diye düşünüyorum açıkçası. Lazım. Özellikle Borsa İstanbul sert düşüşlerin olduğu dönemde tabii ki hisse senedi fonlarında da gerilemeler gördük ama ayrışmalar da vardı. Bazı hisse senedi fonlarının endekse görece daha kuvvetli tabloyu karşımıza çıkardığını konuştuk. İşte Borsa İstanbul'da bir yılda %20'lik bir getirden bahsediyorduk geçtiğimiz haftalarda. Fonlara baktığımızda bu oranın %30'larda, %40'larda çizildiği tablo dahi vardı. Ama fon seçimi, hisse senedi fon seçimi yapmak da önemli. Belki de biraz şunu konuşmak gerekiyor. Portföy yöneticisi bu getirileri sağlarken, yani endeks üstü bir getiri sağlarken hedge mekanizmasını nasıl geliştiriyor? Özellikle yatırımcının profesyonel olmadığı alanda fon yöneticisi bir yandan short pozisyonlarla mı, İşte vadeli tarafta mı kendini hedge edebilme mekanizmasına sahip? Nasıl bir ayrışma var orada? Evet, yani iki şekilde aslında kendinizi net olarak piyasadan ayrıştırıp alfa yaratabilirsiniz. Aslında işte portföy yönetim diliyle. Bunun için birincisi piyasalar arası etkileşimi iyi kullanıyor olmanız. Ve dolayısıyla dönüp vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki vadeli işlem kontratında, endeks kontratında kısa pozisyon alarak genel olarak sizin hisse senedi portföyünüze bir katkı yaratmasını sağlayabilme imkanınız var. Yine pay vadeli kontratlarda bir açığa satış imkanıyla aslında mevcut spota taşıdığınız pozisyonu nötrleyebildiğiniz, hatta belki de eksiye geçebildiğiniz bir ortam yaratma şansınız var. Bir de tabii ekstra olarak konjonktüre uygun olarak sektörlerde yoğunlaşma yaparak biraz daha defansif sektörleri bulabilme hikayesine sahip yatırım fonlarının bir miktar bu dönemde ön plana çıktığını görüyoruz. Yani sanayi tarafının özellikle yılın başından bu yana oldukça sürtündüğü bir ortamda işte bankacılık tarafının hala iyi getirilere sahip olduğunu, havacılık tarafının iyi getirilere sahip olduğunu, perakende de belli şirketlerin iyi getirilere sahip olduğunu görüyoruz. O yüzden hisse senedi yoğun fonların içerisindeki aslında varlık dağılımlarını, işte kapağı açıkladıkları her ay sonlarındaki varlık dağılımlarını yatırımcıların incelemesinde fayda var. Öne çıkan sektörleri sektörel olarak ayrışmalarda o hisse senedi yoğun fonunu yöneten portföy yöneticisinin nerelere odaklandığını oralardan görebiliyorsunuz. Aylık giriş çıkışları da görebildiğiniz artık uygulamalar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oralardan takip ederek yatırımcılar en azından kendi fonlarını yönetirken hisse senedi yoğun fonlarında bu göze bakabilirler. Bir de tabii şuna bakmak lazım. Bence bir yatırımcı olarak hisse senedi yoğun fonu seçerken tek bir tane hisse senedi yoğun fonu seçmektense kendi içerisinde onları da farklılaştırmak ve sepet haline getirmekte fayda var. Bir tane aktif yönetilen bir fon seçiyorsanız bir tane de böyle orta ve uzun vadede size değer yaratabileceğini düşündüğünüz ve geçmiş getirileri de gerçekten bu yönde size pozitif katkı sağlayan fonları seçmekte fayda var. İlerleyen süreçte
eğer gerçekten bir yukarıya doğru hareketin olduğuna inandığınız noktada bir miktar daha size uygun olan portföy yönetim şirketine ve size uygun olan portföy yöneticisine doğru bütün portföyü kaydırabilirsiniz. Ama yine de hisse senedi yoğun fonlarına yatırım yaparken de kendi içerisinde bunu sepet halinde düşünmekte fayda var diye görüyorum açıkçası ben. Olarak borçlanma araçları diyelim. Son bir yılda borçlanma araçları yatırım fonlarının %35'lik bir getirisi olduğundan bahsediyoruz. Hem devlet tarafında hem ÖSYT'ler tarafında tablo nasıl diyelim. Enflasyona dair rakamlar 2.97 ile beklentileri aşıp faiz indirim beklentilerinin bir miktar ötelenmesine sebep olunca özellikle tahvil faizlerindeki seyrin değiştiğini konuşmuştuk. Bir de özel sektör tahvillerini konuşurken özellikle şirketin temerrüt riski, bilançosu, finansal yapısı önemli diye her defasında aktarmaya çalışıyoruz ama orada yatırımcı tercihleri nasıl şekillendirmeli? Özellikle finansman bonosu almak yerine portföy yöneticilerinin özellikle profesyonelliğiyle birlikte bir borçlanma aracı fonuna mı yatırım yapmalı? Evet, yani burada aslında borçlanma araçları fonunun yine içeriğine bakmakta fayda var. Sonuçta burada gerek devlet tahvilleri dipsler tarafında pozisyon açılabilir, gerek özel sektör devlet tahvilleri finansman bonoları tarafında bir pozisyon açılabilir. Dolayısıyla o kırılıma bence yine kamu aydınlatma platformunda fonların açıklamış olduğu ay sonu portföylerinden bir bakmakta fayda var ama yine tek başınıza tutup da işte ben TL verim eğrisinde getiri eğrisinde pozisyonlanmak istiyorum dolayısıyla bir dip seçeyim demektense tabii ki bir borçlanma araçları fonuyla bunu yapmak en kestirme ve en profesyonel yol. Ama son Eylül ayı enflasyon rakamlarından sonra tabii bir miktar o tarafta da faiz haklarının yukarıya geldiğini dolayısıyla borçlanma araçları fonlarının yine para piyasası fonlarına kıyasla baktığınızda aylık getirilerde geri kaldığını görüyoruz. Oradaki hikayemiz enflasyonun ne zaman ve ne kadar erken düşeceği olacak. Onu yakalayabildiğiniz noktada her yukarıya doğru harekette belki parça parça pozisyon açarak verim eğrisinde bu borçlanma araçları fonlarındaki pozisyonu bir miktar böyle 6 aylık 1 yıllık perspektifte düşünerek enflasyonun düşmesine paralel ana para kazancı elde etmeyi düşünebiliriz yatırımcılar diye düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan özel sektör tahvillerine baktığımızda tabii son dönemde faiz indirim senaryolarının bir miktar daha böyle dillendirildiği fakat son enflasyon rakamından sonra tekrar ötelendiği bir durum an itibariyle karşı karşıya. Biz ihraçlara baktığımızda özellikle banka ve aracı kurum ihraçlarının son haftada 48,5-49,5 basit faiz oranında dalgalandığını ve ortalama vadenin de 90 günler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Diğer özel sektör tahvillerinde bu oranlar yukarıya çekiyor ama tabii orada da yatırım yapmak istediğiniz şirket kalitesini bulamama imkanınız söz konusu. Ama aracı kurum ve banka ihraçlarına baktığımızda gerek faktoring, gerek aracı kurum, gerek banka ihraçları 48,5-49,5 bandında basit faizde böyle 90 günlük vadelerde bize yatırım imkanı sağlayabiliyor. Yine bu yatırımı da özel sektör tahvili ve bono fonları vasıtasıyla yapıp en azından yılın sonuna kadar olan süreçte böyle sabit getirili enstrümanlar havuzunu çeşitlendirmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Kerem Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim Kerem Aksoy bizlerleydi. Şimdi kısa bir reklam arası diyeceğiz, müsaade isteyeceğiz. Hemen ardından konuğumuz olacak ve hem borsa hem de merkezi konuşacağız.